Beyler bayanlar selamlar. Yeni bir projeyle daha yine karşınızdayım. Bu seferki projemiz eğer daha öncesinde Farmers World vesaire gibi oyunları oynadıysanız Gold Miners yine onun gibi benzer bir tıklamalı oyun. Saatlik tıklamalı ama bu sefer arka planda matematiği ya da ekonomisi mi diyelim çok daha iyi. Zaten birazdan sizlerle de projeyi beraber detaylı incelediğimizde siz de kendiniz göreceksiniz. Öyle diğer projelerdeki gibi belli bir süre sonra NFT fazlalığından dolayı enflasyon gerçekleşmiyor ve aynı zamanda As Bayrakları deyip Türk projesi olduğunu da bildireyim arkadaşlar. Neyse bakalım. Şimdi hadi geçelim projemizi incelemeye. Öncelikle projemizin ismi Oceanland arkadaşlar. Gelin şimdi bir birlikte hemen White Paper'a geçelim. Hop, White Paper'ın ilerisine geçmişiz. Şimdi geçelim önemli kısma, gameplay kısmına. Burada arkadaşlar diğer oyunlardan da aşina olduğunuz gibi 4 tane materyalimiz var. Wood, Metal, Water ve Food. Bunları da yine diğer oyunlardaki gibi tool kullanarak çıkartacağız. Ve belli bir cooldown time'ı olacak arkadaşlar. Evet, birebir aslında o zaman bu diğer oyunların aynısı diyorsunuz ama hayır. Biraz sonra daha detaylı bir şekilde incelediğimizde, daha derinlemesine baktığımızda neden ekonomisinin daha iyi olduğunu siz kendiniz göreceksiniz. Oceanland'in token'da arkadaşlar Oland diye geçiyor. Şimdi aslında da bir de diğer güzel haberi verelim bu projeyle ilgili. Ne mi? Öncelikle Huobi ile anlaşması var. Oland yarın arkadaşlar listelenecek. Kaçtaydı? 11 UTC. Kaç yapıyor? Öğlen 2'de direkt oyunun token'ı Huobi'de listeli bir şekilde çıkacak. Neyse devam edelim. Ne demiştik? 4 tane ana materyalimiz var arkadaşlar. Ne? Water, Food, Wood ve Metal. Bunları token cinsinden karşılığını göstermiş. Peki bunları nasıl çıkartıyoruz? Burada şu anda ekranda görmüş olduğunuz tool'ları kullanarak çıkartıyoruz. Örneğin Water'ı çıkartmak için Coconut Shell kullanabiliyoruz. Ya da Coconut Shell'in de bir üst seviyesine çıkartabiliyorsunuz. Wooden Cup'la çıkartabiliyorsunuz. Daha fazla çıkıyor. Biraz sonra tam tablosundan da göreceğiz zaten. Bunları çıkartırken bir yandan da diğer resource'lardan tüketiyor. Her upgrade yaptığınızda da bir üst upgrade daha fazla materyal çıkartıyor. Burada zaten tüm tool'ları görebiliyorsunuz. Ve bu tool'ların diğer oyunlardan farkı şu arkadaşlar, durability. Normalde kullandıkça belli bir şekilde yıpranır, durability'si giderdi. Ve siz onu tamir etmek için yine belli bir materyal vesaire bir şey öderdiniz, token öderdiniz, repair yapardınız. Ama bu oyunda tool'lar belli bir süre sonra yani sıfıra ulaştığında yok oluyor. Benim param mı gitti? Ben bu NFT'yi parayla aldım. Nereye gitti diyeceksiniz. Hayır arkadaşlar, paranız gitmiyor. Size daha öncesinde bu NFT'yi craftlarken, yaratırken harcamış olduğunuz resource'u geri veriyor. Bu durability'nin sıfıra gitmesinin anlamı ne? Gelin şimdi ona bakalım. Hemen şuradan crafting ve update kısmından daha detaylı medium yazısına geçelim. Şimdi craft yaparken arkadaşlar temel resource'ları kullanıyoruz. Örneğin buradaki örnekte wood ve metal kullanarak coconut shell yapabiliyoruz. Fakat daha sonrasında bu Coconut Shell'i upgrade yaparken bir de Blueprint ya da aslında buradaki ismi Ticket kullanmanız gerekiyor. Siz bu Ticket'tan kullandığınız zaman bir üst seviye olan örneğin bu örnekte Wooden Cup'a geçebiliyorsunuz. Peki bu Ticket ne? Ticket nereden çıkıyor? Hemen bu şuradan da diğer Medium sayfasına geçelim arkadaşlar. Ticket'lar hatta resmi de büyütelim. Bucket Ticket, Barrel Ticket vesaire diye bayağı bir ticket'ımız var. Ve bu ticket'lar bir seferlik kullanılıyor arkadaşlar. Eşyayı yukarı çıkarttığınızda, tool'unuzu yukarı çıkarttığınızda elinizdeki ticket'lar yok oluyor. Şimdi ne oldu? Birazcık daha özetleyerek devam edelim. Elinizde yine bir tool'unuz var. Siz bununla materyalleri çıkarttınız ve mine yaparken bu ticket'lardan düşürme şansınız da var. Gidip illa bir yerden para verip almak zorunda değilsiniz. Direkt düşen NFT'ler bunlar da aynı zamanda. Size diyelim bu ticket'tan düştü. O çok güzel. Ve düşen ticket da direkt sizin tool'unuzla alakalı. Normalde ticket'ların farklı olduğunu da unutmayalım. Hatta şurada bir tablo vardı. Şuradaki tablodan görebilirsiniz. Örneğin Wooden Cup ticket'ı düşürdüğüm zaman ben bunu kullandığımda evet bir üst seviyeye geçebiliyorum gerekli resource'lar harcadığımda. Ve yüksek seviyede eşyalı da durability sıfır olduğu zaman tüm harcadığım resource bana geri geliyor. Ama ticket'lar gelmiyor. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Sizin daha sonrasında tekrardan o ticket'ı bulup bir daha upgrade yapmanız gerekiyor. Şimdi buradaki en önemli nokta ne? Normalde diğer oyunlarda ne oluyordu? En üst seviyeye birisi çıktığı zaman yaldır babam yaldır sürekli token çıkartıyor, token'ı satıyor, token çıkartıyor, token'ı satıyor.
oyunun ekonomisi bir anda kötüye gidiyordu. Ama bu sayede arkadaşlar durability'nin sıfıra gitmesi ve ticket'ların yanması sayesinde bu oyunun ömrü çok daha uzun olacak. Çünkü siz üst seviyeye gittiğinizde normalde 10 çıkartırken atıyorum düşük seviyede üst seviyeye çıktığınızda 20 çıkartacaksanız rakamlar örnek bu arada. 20, sürekli 20'den çıkartamayacaksınız. Belli bir süre sonra tekrar 10'a düşeceksiniz ve bu ticketlardan bulmanız gerekecek. Ya da daha sonrasında elinizde belki bu ticket'tan olmayacak, farklı ticket olacak. Normalde water çıkartırken bir baktınız elinizde de X ticket'ları birikmiş. Bu sefer strateji değiştireceksiniz. X'ten çıkartmaya başlayacaksınız. Odun çıkartacaksınız arkadaşlar. Odun üreteceksiniz. Bu oyunun ilerisinde strateji değiştirmenizi de sağlayacak. Ve unutmayın illa yükseltme yapmak zorunda da değilsiniz. Bu ticket'lar aynı zamanda satılabilir. Ve bunları da tekrardan söylüyorum. Normal bir şekilde tıklayıp o mine yaptığımız da düşme şansı da oluyor. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Ek bir gelir. Derinlemesine anlattığımıza göre şimdi White Paper'dan devam edelim. Nerede kalmıştık? Crafting'i size zaten gösterdim. Trading de aslında yine bahsettik. Oyun içi kendi marketplace'i olacak. Aynı Vax'taki, Atomic Up'taki gibi. Hem burada NFT'lerinizi satabileceksiniz, ticket'ları satabileceksiniz, ürettiğiniz tool'ları satabileceksiniz. Aynı Atomic Up gibi çalışacak ama kendi oyun içindeki marketplace'te yapabileceksiniz. Oceanland'de bir de farklı olarak Partner Projects diye yer açmışlar. Bundan sonraki partner olacakları projelerde arkadaşlar gerekli stake'i yaptığınız zaman size hem Oland adlı token'dan hem de NFT kazanma şansınız olacak. Daha sonrasındaki White Paper'ın kısmında da tickets'ları zaten inceledik biraz önce arkadaşlar. Geçiyorum tekrardan. Boosters'lar. Biraz önce partnerden bahsetmiştik ve NFT kazanacağınızı söylemiştik ya. Bu NFT'ler sayesinde arkadaşlar ekstradan da booster'lar kazanabiliyorsunuz. Peki ne işe yarıyor bu booster'lar? Otomatik olarak mine yapmanızı sağlıyor. Normalde saatte bir tıklıyorsunuz ya, sizin vaktiniz olmadığında ya da ilgilenmek istemediğinizde size otomatik olarak mine yapabilecek bir boost verecek. Üretim arttıran bir boost'umuz var production olarak ve bir de booster ticket rate var. Bu da ticket'ların o upgrade yaparken lazım olan NFT'ler var ya, bunların düşme olasılığını %15 daha fazla arttırıyor. Bu booster'ları da treasure token'lardan ya da başkalarından satın alarak elde edebiliyorsunuz. Zaten biraz önce bu ekstradan boostları söylemiştik. Production'ı arttırıyor, Otominer yaptırıyor ve ticket şansınızı arttırıyor. Oyun yapımcılarının Türk olduğundan bahsetmiştik ve onlarla birazcık konuştuğumda da diğer oyunlardaki eksikleri gidermeye çalışmışlar. Ve bu eksikliklerden bir tanesi de neydi arkadaşlar? Multi hesap yapmak zorunda kalıyorduk. Ya ben daha fazla yatırmak istiyorum, daha fazla uğraşmak istiyorum diyorsun ama o hayır, oyun izin, ben izin vermiyorum diyordu sana. Örneğin maksimum 3 tane tool kullanabiliyordun, 4 tool tane kullanabiliyordun. E ne oluyordu? Gidiyordun, yani hesap açmak zorunda kalıyordum. Evet, bunun farkına varmışlar çünkü kendileri de bunu deneyimlemişler. Ve bundan dolayı da arkadaşlar oyundaki maksimum kullanabileceğiniz tool sayısını 40'a çıkartmışlar. Evet, 40 biraz fazla gözükse de bununla da ilgili şöyle bir önlem almışlar. Nasıl mı? Sadece food'a ya da wood'a, herhangi bir resource'a odaklanamıyorsun. Örneğin bizim iki tane food çıkartan tool'umuz var. Üçüncüsünü koymak istediğimizde diğer hepsinden birer tane olması gerekiyor. Daha formülize bir şekilde anlatmam gerekirse en eksi iki kuralı var arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Bir tanesini 3'e çıkartmak istediğinizde diğerlerinin hepsinin 1 olması gerekiyor. 4'e çıkartmak istediğinde 4 eksi 2'den ne olacak öyleyse diğerlerinden 2 tane olması gerekiyor. Siz anladınız zaten arkadaşlar. Hatta şurada da bununla ilgili bir tane örnek var. Neyse, geçelim şimdi en önemli yerlerden bir tanesine. Mining'de ne harcayacağız, ne yapacağız? Hatta şunu birazcık daha yaklaştırayım, siz daha rahat görebilin. Derken biraz fazla mı yaklaştırdık? Yok, tam denk geldi. Şimdi Coconut Shell en basit birinci seviye water çıkartan tool'lardan bir tanesi. Bunu her mine'a gönderdiğinizde sizden 0.18 metal ve 0.22 food isteyecek arkadaşlar. Karşılığında da 1.50 verecek. Fark ettiyseniz seviyesini yükselttikçe şuradaki seviyeyi görüyorsunuz değil mi? Harcamaları arkadaşlar aynı oranda yükselmiyor. Hatta birinci seviyeden ikinci seviyeye çıkartmak çok 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 mantıklı. Her mine başına gereken harcama neredeyse hiç artmıyorken reward ödül ise 3 kattan fazla artıyor arkadaşlar. Yani buradaki hesaba kendiniz de bakarsanız, hatta diğerlerinde de aynı mı, 0.36 ve yaklaşık 2 katı artıyor. Şuna bakarsak arkadaşlar ne kadar artıyor? Neredeyse hiç artmıyor, 3 katı kadar artıyor derken
diğer oyunlardaki sıkıntıyı da çözmüşler. Bu neydi arkadaşlar? Upgrade yapmanın bir mantığı yoktu ki. Sen upgrade yapıyordun, bir sürü para harcıyordun, bir şeyler harcıyordun, resource harcıyordun. Aslında para harcıyordun ama bunun karşılığını alamıyordun. Bir bakıyordun, iki katı kadar bile kazandırmıyor. Ben niye bunu upgrade yapayım? Ama buradaki tabloyu kendiniz de incelerseniz aslında yaptığınız harcamanın harcamada da değil aslında ticket'la, çünkü yine oyundan düşürdüğünüz ticket'la yapıyorsunuz arkadaşlar bunu. İki katından daha fazla elde ediyorsunuz. Neyse, siz de projeyi kendiniz incelerken bu özellikle tabloya bakarsanız daha net bir şekilde ne demek istediğimi kendiniz de görebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Reward points demişler arkadaşlar. Reward points aslında biraz önce boosterlarda incelerken bakmıştık. Normal defa'ya bakalım. En önemli yer normal defaya bakalım derken aklıma geldi. Oyunun içinde bir de merkeziyetsiz borsa var. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Direkt oyun içindeki token'ı karşıda bir alıcı olmasa bile satabileceksiniz. Ne? O zaman ne demek istedin? Bu cümle neydi? Diyelim siz wood çıkartıyorsunuz ve wood'u satmak istiyorsunuz. Eskiden ne oluyordu arkadaşlar? Özellikle Vax oyunlarında Alcor'a girdiğinizde sizin bu wood'u satabilmeniz için karşıda da bir alıcı olması gerekiyordu. Ama burada merkeziyetsiz borsa olduğu için her türlü durumda oyunu sizden alacak. Burada da bu aşağı kısmında da daha net bir şekilde kendiniz okuyarak bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Treasure Token Farming'de de yine reward points'lerle ilgili, booster'larla ilgiliydi. Biraz önce söylemiştik. Ve burada hangi oyunun tokenlarına farm yaparsanız aynı zamanda reward points kazanacağını açıklamışlar. Bu listenin son olmadığını, daha fazla ortaklık yaptıklarında bunun da güncelleneceğini hatırlatmak isterim. Ve diğer önemli yer neresi? NFT Marketplace arkadaşlar. NFT Marketplace'te hem tool'ları satabileceksiniz hem de ticket'ları. Unutmayın, ticket bu oyunda çok önemli olacak. Çünkü herkes üst seviyeye çıkmak isteyecek. Sizde atıyorum normalde Coconut Shell ticket'ı var ama Coconut Shell yok. Siz wood üretmeye başladınız. Elinizde atıyorum baltı var. Şu an tool'un ismi aklıma gelmedi. Ne yapacaksınız? Başkasıyla takas yapmak zorunda kalacaksınız. Ya da onu satıp size lazım olan ticket'ı alacaksınız. Sonra bir baktınız. O ticket'ın fiyatı uçmuş. Ben bundan üretirsem kâr etmem deyip ileride strateji değiştirebileceksiniz. Yani oyunun hem orta ve uzun vadede strateji değiştirme ve kazanç yolunu değiştirme konusunda sizlere bir sürü olasılık sunuyor. Son kısımda da Oceanland'de nasıl kazanırım diye bir tablo yapmışlar arkadaşlar. Bu kısımları aslında geçiyorum çünkü bir sonraki yerde bizi daha çok ilgilendiren şey var. Bir kıyaslama. Bu oyunların çoğunu biliyorsunuzdur. Öncelikle Farmers World'u hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Burada yaklaşık olarak bir kıyaslama yapmışlar. Alienverse var. Yine aslında bu oyunların babası diyebileceğimiz oyunlardan bir tanesi. Defy Kingdoms'u da mutlaka duymuşsunuzdur. Buradaki karşılaştırmaya da kendiniz bakabilirsiniz. Bir de oyunun mekaniği ile ilgili hazırladıkları bir yazıya bakalım arkadaşlar ve ne kadar doğru olduğunu siz kendiniz göreceksiniz. Normalde Play to Earn oyunlarında en başta ne oluyordu arkadaşlar? Az talep ve fiyat hep aynı şekilde ilerlerken belli bir süre sonra hem fiyat da aşağıya doğru düşüyordu, talep de az oluyordu ama arz sürekli artıyordu. Çünkü elimizdeki NFT sayısı artıyor. Ya bu Brit'ten olsun ya Craft'tan olsun, bir şekilde daha fazla üretiyoruz. Daha fazla üretiyoruz. Talep bunu karşılamıyor. Fiyat da aşağıya doğru iniyordu. Buradaki tablo aslında direkt bunu anlatıyor. Peki hep bahsettiğimiz şey neydi? Ticket arkadaşlar. Bu ticket sayesinde ne olacak? Bu arz aslında sürekli artmayacak. Sizin stratejinizi değiştirmeniz gerekecek. Ticket sistemi ve durability'nin de sıfıra indiğinde tamir olmaması, yani NFT'nin yok olması sayesinde siz baştan itibaren tekrardan en yüksek seviyeye ulaşmaya çalışacaksınız. Ticket kovalayacaksınız. Ya da aynı şekilde başkasına ticket satarak buradan da ek kazanç sağlayabileceksiniz. Oyunun bu mekanizması bu yüzden benim çok hoşuma gitti. Tekrardan da bunu değinmek istedim arkadaşlar. Hatta burada da Limited Tool Life'ı özellikle kendileri de belirtmişler. Bakalım. Peki oyunu oynamak için ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle tabii ki de bir tool'unuz olması gerekiyor. Ve bu tool'u nasıl elde edebilirsiniz? Paket satışından. Neredeydi paket satış linkimiz? Paket satışıyla ilgili tüm detayları, tüm bilgileri arkadaşlar, ne gerekiyor, ne zaman başladı ve ne zaman sonlanacak, tüm bilgilere bu Medium linkinden ulaşabilirsiniz. Ya da gelip direkt oyunun sitesine girdiğinizde burada Sale Page, NFT Sale ya da Market'e tıkladığınızda otomatik olarak sizi zaten yönlendiriyor. Ama ya ben NFT almak istemiyorum, ben para harcamadan para kazanmak istiyorum diyorsanız da bu sefer ne yapabilirsiniz? Benim Discord'uma gelebilirsiniz. Burada düzenlediğiniz çekilişlere katılabilirsiniz. Ama unutmayın, bu linkleri artık YouTube'da paylaşmıyorum çünkü birileri şikayet ediyor, ondan sonra ceza alıyoruz. Olan bize oluyor arkadaşlar. O yüzden Discord'a gelin, bu projeyle de ilgili yine sürprizlerimiz olacak. Neyse bakalım, bir projeyi daha incelediğimize göre bir sonraki projede görüşmek üzere.
Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.